Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Muradiye Camii'nde kıldığı cuma namazı ve esnaf selamlaşmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Manisalılara pilav ayran ikramında bulundu. Pilav dağıtımında Başkan Ergün'e MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Funda Solak, Başkan Danışmanları ve Daire Başkanları, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MHP İl Başkanı Murat Öner, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Yunus Emre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, Ülke Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti. ...15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen pilav hayrı öncesinde Hacı Bayram Camii emekli imamı Hafız Bilal Demir Yürek tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Ellerin hep birlikte semaya açılmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün meydanda bulunan vatandaşlara seslendi. Bugün Müslümanlığın en güzel günlerinden biri Kandil günümüz. Meydanda bulunan tüm vatandaşları selamlayarak konuşmasına başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün herkesin Mevlid Kandilini kutladı. Bugün Müslümanlığın en güzel günlerinden biri Kandil günümüz. Ben bütün Manisa'da yaşayan, Türkiye'de yaşayan tüm Müslüman kardeşlerimin bugün kandillerini kutluyorum. Hayırlı kandiller diliyorum. Sağlıkla, sıhhatle nice kandilleri görmeyi Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Yapılan duaların, yapılan hayırların Allah katında, Yüce katında kabul edilmesini niyaz ediyorum, duacısı oluyorum. Ben bütün Manisa'da hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Nice nice güzel günlerde hep beraber hizmetlerimizle sizlere bu hizmetlerimizi yapmayı daim eylesin diyorum Yüce Rabbim'den. Yapılan hayrın kabul edilmesi noktasında mobil ikram aracımız, yeni hizmete aldığımız bir aracımız. Bu artık bütün Manisa'da hemşehrilerimize gerektiği yerlerde, mezarlıklarda, mevlüt verilen her yerde, hayırlarda kullanılması amacıyla alındı. Bugün de ilk defa bu ikramımızı Büyükşehir Belediye'miz ve çalışanlarımız adına yapıyoruz. Allah kabul etsin, hayırlı hizmetlerde kullanılsın diyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün konuşmasının ardından mobil ikram aracıyla Manisalılara pilav dağıttı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan da mobil hizmet aracı hakkında bilgiler verdi. Şimdi biliyorsunuz ki ülkemiz deprem kuşağında yaşamış olduğumuz afet durumları var. Bu noktada Allah korusun ki yine yaşanacak herhangi bir aktivitede aracımız hızlı bir şekilde afet bölgesine vatandaşlarımız hizmetini sunacaktır. Bunun haricinde yine yapmış olduğumuz Sayın Başkanımız sağ olsun bugün de bir pilav ayarımız oldu. Aynı şekilde bu hizmetlerimize devam edecek. Temeli aracımızın ihtiyaç sahibi olan her vatandaşımızın hizmetine koşacak. Bu bildiğimiz bir mutfak aracı. Gittiği her noktada buradan yemeği göndermez, gitmiş olduğu noktada yemek yapabilecek kapasitede. 4 tane benvari var içerisinde, yemeklerimizi sıcak tutuyor. İkili ocağımız var, sanayi tipi. Bunun haricinde aracımıza şöyle bir sistem yaptık. Sanayi tüpüyle çalışıyor. Bunun haricinde LPG tankı var. Yani gittiğimiz yerde kesintisiz hizmete devam eden bir aracımız böyle. Dediğimiz gibi. Şimdi tabii ki bunu daha büyük ebatlara düzenlemek istiyoruz ama bazı noktalarda çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor ki yaşamış olduğumuz Gördes depremi, Gördes yangını, Akhisar yangını depremleri gibi bu noktalar için İlk aracımız bu oldu. Bundan sonraki hizmetlerimiz de inşallah devam edecek Sayın Başkanımızın tasarruflarıyla burada. Ulaşım alanında örnek veriyorum.
bir orman yangınına gönderdiğimizde özellikle orman yangınıyla mücadele edilen ormandaki çalışan arkadaşlarımız, itfaiyeci arkadaşlarımız bu aracımızın da bulunduğu mevkiye çıkması gerekiyor. O yüzden böyle biraz daha minimal tasarlandı. Tabii ki dediğim gibi daha büyük hizmetlerimiz de inşallah ki devam edecek, arkasından gelecek yani.